Evren Devrim Ziya Yurt'la konuşalım. Evren Bey merhaba. Merhaba Senem Hanım. İyi yayınlar şimdi, efendim. Teşekkürler. Asgari ücrete tek seferlik zam olamaz. Bunu Cumhurbaşkanı Erdoğan'la da konuşacağını söyledi Türk İş Başkanı. Tersini söylemek mümkün mü gerçekten bu şartlarda? Ya şimdi Senem Hanım, bir kere zam yapalım, iki kere zam yapalım, üç kere zam yapalım ama işin özünde Türkiye'de enflasyon, fiyatlar yukarı gitmeye devam ediyorsa ve bir de yapacağınız zamları da hani geçerliliği daha düne kadar konuşulan bir istatistik kurumundan esinlenerek yapıyorsanız hangi derdi çözecek? Bence bu noktada odaklanmamız lazım diye düşünüyorum efendim. Çünkü niye? Bakın, şimdi enflasyon 61.98 açıkladı TÜİK geçen gün. Buna göre kuvvetle muhtemel işte %33-34 bir zam yapacak. Siz de haberlerinizde çok güzel bir tablo veriyorsunuz. İşte şu kadar olursa bu kadar olur diye. Ben size söyleyeyim. 15.000-15.200 lira arası bir rakamda bunu bağlayacaklar. Neden? Açlık sınırı Kasım'da 14 bin liraydı. İşte Aralık'ta 14.300-14.400, Ocak'ta bir 14.700-14.800 olunca 15'in biraz üstünde bu rakamı bağlayacaklar. Ama burada sözcü aracılığıyla halkımıza şu gerçekleri söyleyelim. Bakın, bunları dillendiremiyoruz biz. Çünkü medyada gerçekten özgür platform sayısı çok az. Şimdi denilecek ki bize, ya biz enflasyonu telafi ettik. Hadi hep beraber çok basit bir hesap yapalım. Başlangıçta 100 liranız vardı. 63 lira devlet baba zammını verdi. 63 lira da TÜİK'e göre enflasyon bunu aldı. Ne oldu? 63 verdi. 63 enflasyon aldı. Başlangıçtaki 100 liramız var. Enflasyona bizi hükümet ezdirmedi diyoruz. Ama doğrusu bu değil. 63 lira zam verdikleri zaman elimizde 163 lira oluyor. Ama ENAG ne diyor enflasyona? Ya 129 diyor enflasyon. O zaman 163 liranız olmuştu ama 129 enflasyon olunca elinizde ne kaldı? 34 lira kaldı. Yani sizin 12 ayda cebinizden, o başlangıçtaki 100 liranızdan 66 lira buharlaşmış gitmiş. Bunu düşünmek lazım diyorum ve normalde bir de şu var. Ben ne yazık ki bunu muhalefetten de duyamıyorum. İşte asgari ücret artırılsın. Ne kadar artırılsın? Hadi şunun adını koyalım. Bakın, buradan açıklayalım. Enflasyona bu emek... Buyurun. Yok, tamamlayın. Emekçi kardeşlerimizin enflasyona ezdirilmemesi için olması gereken rakam en az 26.100 liradır. 26.100 lirayı verirseniz eğer, rahatlıkla çıkıp meydanlarda derseniz ki ben sizi ezdirmedim. Bu matematik bir hesap. Ve bir de şunu söyleyelim, bakın. Çok büyük algı oyunları oynanıyor. Eğer zam yapılırsa bütçe açığı olurmuş, işte enflasyonu azdırırmış. Buna kesinlikle inanmasın halkımız. Niye biliyor musunuz? Eğer 26.100 liranın üstünde bir 100 lira verilirse işte o rakam ek talep yaratır. Talep yaratamıyor ki şu an verilenler. Evet. Asgari ücretlinin erimiş olan parasını birazcık telafi etmeye çalışıyor. Dolayısıyla ek talep yaratmadığı için verilen zamlar kesinlikle enflasyon yaratmaz. Enflasyonun gerekçeleri çok farklı. Onu da zaman varsa detaylı anlatacağım. Şöyle, şimdi o 26.100 liraya tekrar geleceğim. Aslında siz hani enflasyon, TÜİK'in işte son Kasım enflasyonunu hatırlattınız. Herhalde gıda enflasyonuna ve alım gücüne de bakmak lazım. Niye işte bu ücretleri bu kadar çok konuşuyoruz? Türkiye zaten, değil mi, gıda enflasyonunun en yüksek olduğu ülke, dünyada düşerken Türkiye'de hala devam ediyor. Ama evet, orada da şuraya bakmak gerekiyor. Şimdi ekrana da yansıdı gıda enflasyonu ile ilgili. Kim ne hissediyor baktığımızda? Şimdi emeklilerde mesela %88,4, en yoksul gelir grubunda %113, en yoksul gelir grubunda %113, en yüksek gelir grubunda da %52,4 hissediliyor gıda enflasyonu. TÜİK'in açıkladığı oranlar bunun altında. Veya alım gücüne baktığımızda işte hep aslında buraya vurgu yapılıyor, işte maaş zamlarına yapılan düzenlemeler, maaş zamları sonrasında niye anlamını yitiriyor? Çünkü enflasyon var. Oraya da baktığımızda en düşük memur maaşı 22 bin lira.
Şimdi fakat 16.463 TL'ye düştü şu anda maaşı. 5.537 TL'lik bir kayıp var orada. Alım gücü düşmüş. Asgari ücretli mesela 11.402 maaş bu. Ama şu an itibariyle aslında o 8.531 TL. Çünkü orada da 2.871 TL'lik bir kayıp var. Yine emekliye bakıyoruz. 7.500 lira alıyor maaş. 6.477'ye düşmüş. Ve orada da 1023 TL'lik kayıp var. İşte bu yüzden zaten değil mi? Hani şu kadar yapsan ne olur, bu kadar yapsan ne olur? Sonuçta ortada bir enflasyon sorunu var diyoruz Evren Bey. Tabii yani dediğim rakam yani 26 bin lira olacak ki siyasetçi çıksın göğsünü gere gere ben sizi enflasyona ezdirmedim desin. Ama burada dikkat etmemiz gereken bir nokta da şu. Bu verilecek asgari ücret 2024'te neden eriyecek? Açlık sınırının yine neden altına gelecek dediğimizde gıda çok büyük problem. Şimdi eğer biz gıda fiyatlarındaki artışı önleyemezsek enflasyonu 2024'te de aşağıya çekemeyiz. Enflasyonu aşağıya çekemediğimiz zaman kuru kontrol edemiyoruz. Lira değer kaybediyor ve dolara hücum oluyor. Dolar TL yukarı gittikçe de bakın hem gıda fiyatları yukarı gidiyor, kur arttığı için bir de sanayide dışa bağlı olduğumuz için sanayide ürettiğimiz malların da fiyatları yukarıya gidiyor. O zaman şunu yapmak lazım. Muhalefetten de iktidardan da artık bunu duymak istiyoruz. Eğer siz kuru kontrol etmek istiyorsanız sadece faizi artırarak değil, tarım politikalarını baştan sona değiştirerek Türkiye'yi tekrardan bir tarım ülkesi yapıp gıda fiyatlarını kontrol altına almanız gerekiyor. Gıda fiyatlarını kontrol altına alamayan bir devlet kesinlikle milli parasının değerini kontrol edemez. Vaktimiz varsa burada gıda ile ilgili, tarımla ilgili önemli rakamlar var. Maliyetler nasıl artmış ondan bahsetmek isterim. Bakın yani AK Parti'nin son 20 yılda ne yazık ki tarım politikası tam bir fiyaskodur. Bu fiyaskodan dolayı enflasyon karşımızda var. Elbette ki Sayın Cumhurbaşkanı'nın NAS politikası da bunu tetikledi ama zaten bu fiyatlar yukarıya doğru gidiyor. Niye? Gıda fiyatlarını kontrol altına alamıyoruz. Bakın girdiler. Çok basit 3 girdi vereceğim. Mazot 2021'de 7,5 liradan şimdi 28,5 liraya çıkmış. Artış %280. Üre gübreye bakıyorum. 2022 Mart'ta 14.200'den 13.800 ama 2021'de ne kadar biliyor musunuz? Tonu 3.200 lira. 3.200 lira olan gübre şimdi olmuş 13.800 lira. %300'lerde bir artış. %330. DAP gübre 4.200 lirada 2021 Mart'ta şimdi olmuş 19.789 lira. %370 zamlanmış. Bunun İnanılmaz Türkçe tercümesi artışlar. Şu. Yani bakın %300'lerden bahsediyorum. Siz eğer bu kadar girdi maliyetlerinin artmasına izin veriyorsanız haliyle sizin üretiminiz düşer ve toplam tahıl ekili biçili arazi miktarı ne biliyor musunuz Senem Hanım? 2002 yılında 138 milyon dönümden an itibariyle 112 milyon dönüme düşmüş. 26 milyon dönüm kaybınız var.